Bugün günlerden 4 Şubat 2022, KJ'de genel Genel af ve cemaatle barış yazıyor. Uzatmadan e, bu konuya temas etmek istiyorum. Çünkü bu konuda çokça soru var. Çok da merak ediliyor. Dün e, 3 Şubat'ta e, Milli Gazete'de bir haber yayınlandı. Genel af ve EYT, emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verildi. KHK'lılar dahil herkesi kapsayacak. EYT sorununun ne zaman çözüleceği, genel afın çıkıp çıkmayacağı kamuoyu tarafından merak edilirken mağdurları heyecanlandıran bir iddia gelmiş. İşte Ankara Kuşu isimli bir Twitter hesabında 2022 Haziran ayına kadar KYK'da yapılacak düzenleme ile beraat ve takipsizlik alanlar görevlerine iade edilecek genel af herkesi kapsayacak örgü suçları dahil herkesi filan denmiş. Bu benim dayanak noktam veya yayını yapma amacım yani bunu görünce yayını yapmaya karar verdiğim bir haber değil. Sadece örnek olsun diye getirdim. Milli Gazete dahi alıntılamış ve koymuş. Onun için getirdim. Ee, esasen e, bu konuda çokça soru geliyor. Bu konuda soruların e, yoğunlaşmasının nedeni, çokça soru gelmesinin en önemli nedeni... ...Adalet Bakanlığındaki devir teslim. Adalet Bakanlığında e, bir bakan gitti, diğeri geldi. Kim gitti, kim geldi? E, i̇şte... Zaten Abdülhamit Gül görevi şeyden devralmıştı, Bekir Bozdağ'la devralmıştı. Bekir da tekrar devretti. Şimdi Adalet Bakanı değişimi olunca bu laflar gündeme geldi. Yani genel af ve cemaatle barış. Şimdi her ikisini analiz edeyim. Bu konuda en ufak bir veri bile yok. Son dönemde Cumhurbaşkanı'na bu KHK meselesinin cezaevindeki siyasi tutukluların onların dışarıdaki yakınlarının ve bunun Türkiye'yi gerçekten dışarıda çok büyük bir sıkıntıya soktuğuna dair raporlar verildiği filan da haber yapıldı. Bütün bunlar üst üste gelince tekrar bir genel af beklentisi oluştu. Kişisel kanaatim Türkiye'de bütün siyasi suçlar için yani adam eşini doğramış, çocuklarını katletmiş filan bunlar için değil elbette. Bütün siyasi suçlar için bir genel af getirilmesi e böyle bir şey ihtiyaç var. Bunu çoğu gibi ben de arzu ediyorum. Fakat bunun buna ihtimal var mı? Buna ihtimal var mı dediğinizde iki açıdan bakacaksınız. Bir iç dinamikler, iki dış dinamikler. Dıştan başlayayım. Dış dinamikler açısından buna ihtimal görünmüyor. Çünkü Erdoğan birazdan da bakacağız. Dış mahkemelerin aldığı kararlara dahi dönüp itibar etmiyor. Yani böyle bir niyeti olan kişi, "Aa işte evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar almış." Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin üstündedir. Dolayısıyla işte efendim biz bunu uygulayalım. Ya da Anayasa Mahkemesi içeride Anayasa Mahkemesi bir karar almış. Bu yerel mahkemelerin, sulh ceza hakimliklerinin şunun bunun hepsinin üstündedir. Biz anayasamızda uymakla mükellefiz. Karar içimize sinmese de bunu uygulamakla mükellefiz deyip bir takım Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayabilir. Uygulamıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor. Yani ve Avrupa Konseyi'ni, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi'nin bir organı Avrupa Konseyi'ni karşısına alıyor. Ve yaptırımlarla ne yaparsanız yapın yani. İsterseniz yaptırım uygulayın falan noktasına geliyor. Sen benim mahkemelerime saygı duyacaksın falan noktasına geliyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla içeride bir genel af ihtimali olsa en azından dış dinamikler itibariyle gelen e bu tür talepler veya çıkan bu tür kararlar uygulanırdı. Uygulanmıyor. Dolayısıyla buradan bir niyet okuma yapabiliriz. Buradan yaptığınız niyet okumada ada, yani adamların içeride de böyle bir niyeti yok. Bu ortaya çıkar. İki, dış dinamikler maalesef otoriter devletleri besliyor şu anda. Yani daha doğrusu otoriter devletlerin ekmeğine yağ sürüyor. Ukrayna krizi, Covid krizi, insanların artan enflasyon ve işsizlik oranlarıyla baş etmeye çalışması. Ben İngiltere İngiltere'deyim BBC'de son iki gündür ana gündem enerji fiyatlarındaki artış. Bugün ana gündem yani dünden beri enerji fiyatlarında artış ana gündem. Bugün özellikle yaşam maliyetinin artması. Cost of living dedikleri. Ve insanlar artık geçinemiyorlar. İnsanlar artık aldıklarıyla faturalarını ödeyemiyorlar falan. Bu konuşuldu ve herkes bağlanıyor. Kadınlar bağlanıyor, yaşlılar bağlanıyor, ihtiyaç sahipleri bağlanıyor, çocuklarımı besleyemiyorum diyen insanlar mı dersiniz, faturalarımı ödeyemiyorum diyen insanlar mı dersiniz? Şimdi her ülke kendi derdine düşmüşken dönüp de e, Ali Kıran kesen bir e, otoriter lider varmış Türkiye'de, işte bu da önüne geleni eziyormuş falan diye düşünmez. Anlatabiliyor muyum? Yani işin bir de böyle bir tarafı var. İş dinamiklere baktığımızda da Bekir Bozdağ gerek yandaş medyanın yazması, gerekse işte paylaşılan bir takım yorumlar, analizler gösteriyor ki son derece şahin, son derece sert önlemlerle girmeyi, dalmayı amaçlıyor. Ve Bekir Bozdağ'ın ağzından insan hakları, demokrasi, hukuk, hukukun üstünlüğü gibi lafları duyamazsınız. Arada böyle buna yakın laflar etse de tamamen idari kelam. İkincisi, e, polis devletinin tüm unsurlarıyla devrede olduğunu görüyorsunuz. Ki zaten Abdülhamit Gül'ün gidişinde Süleyman Soylu Abdülhamit Gül'ü yedi falan esprileri yapılıyor. Espri demeyeyim de yani yorumları yapılıyor. E, i̇şin bu yönüyle de e, baktığınızda durum çok iç açıcı değil. Bir diğer yönü e, Erdoğan'ın sertleşmesi. Yani bir çocuğa mikrofon verip e, Kemal Kılıçdaroğlu'na hain dedirtti. Hakaret ettirdi. Bir hafta önce Sezen Aksu'ya dediği şey o dilleri koparırız. Yani tamam belli konularda bunu bunu çevresi tuttu veya belli konular paylaşıma girsin istenmedi falan birazdan tekrar bakacağız ama bu da işin e, içeride işte suh selamet falan gibi bir şeyi çok fazla göstermiyor. Umarım ne demek istediğim anlaşılmıştır. Gerek iç ve gerek dış dinamikleri itibariyle bir genel affa, kısa orta vadede ihtimal vermiyorum. Ama Türkiye'nin çıkışı daha ilk günde bununla başlamalı. Hep söylüyorum, zaten sizin bir af ilan etmenize de gerek yok. Türkiye, beğenin beğenmeyin. Mevcut yasa ve anayasasına uyarsa, hakim savcılar falan buna uygun kararlar alır, buna uygun uygulamalarla dikkat çekerse 2 tüm KHK'lar 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan tüm KHK'lar sonuçlarıyla beraber iptal edilirse, ortadan kaldırılırsa siz zaten akşamdan sabaha normalleşmeyi görürsünüz. Ayrıca bir genel af çıkarmanıza gerek kalmaz. Ha, ama genel af şu anlamda bıçak gibi keser pek çok şeyi. Yani yasalara dönme, anayasaya dönme, KYK'ları sonuçlarıyla beraber hüküm ortadan kaldırma gibi şeyler zaman alacak şeylerdir. Ama genel afı çıkartırsınız siyasi suçlar için. Siyasi suçlar bir anda serbest kalırlar. Ertesi gün çıkarlar. O anlamda daha kesin sonuçtur. Genel af o açıdan da gereklidir. cemaatle barış konusunu çok kısa keseceğim. bu da çok dillendiriliyor. Daha evvel anlatmıştım, yazmıştım. bundan birkaç sene önce bir kere daha söyleyeyim. Fethullah Gölen'e çok yakın bir isimden bundan iki yıl kadar önce işitmiştim. İyi Parti kanalıyla kendilerine ulaşıla, u, ulaşıldığını ve e, acaba işte iktidarla cemaat arasında bir sulh falan temin edilebilir mi falan diye ağız yoklaması yapıldığını ancak kesinlikle reddedildiğini bunun bu mevzu bahis bile olamaz bu konuşulmaz konuşulamaz müzakere bile edilemez falan gibi çok sert bir şekilde Tepki gördüğünü, tepki gösterildiğini anlatmıştım. İyi Parti kanalıyla Gülen'e çok yakın bir isim, bütün camianın Gülen hareketinin de yakından tanıdığı bildiği bir isme bu şekilde bir önerinin gittiği, ben ilk ağızdan dinlediğim için biliyorum, kendisinden dinlediğim için biliyorum, bu önerinin gittiği ama bu önerinin çok şiddetli bir şekilde reddedildiği ve geri çevrildiği. Söz konusu bile olamaz, mevzu bahis bile olamaz, müzakere bile edilemez biçiminde. Bundan iki yıl kadar evvel yazmıştım, söylemiştim. Ee, ve böyle de olması gerekir. Şahsi kanaatim bu. Ee, bu kadar olan biten şeyden sonra... E, ...kimsenin kalkıp celladıyla e, bir sulh veya barış için masaya oturacağına şuna buna ihtimal vermem. Belli e, şeylerle... Belli sayıklarla, belli gerekçelerle birileri böyle bir yol tutarsa da, çok açık ve net söyleyeyim, bir gazeteci olarak da sert bir şekilde karşısında dururum. Orada herhangi bir hikmet vesaire arama.